Efendim iyi akşamlar diliyorum tekrar. İyi akşamlar. Size sormak istediğim bir şey var. Buyurun. Elinizde bir sihirli değnek olsa neler yapmak istersiniz? Samimi içten duygularınızı ve düşüncelerinizi nelere değiştirmek isterdiniz? Türkiye'de. Biraz açar mısınız? Kendinizi önce kendinizden bir bahseder misiniz? Ödüllü öğretmen. Teşekkür ederim. Gerçekten çok ödüller alıyorum durmadan. O doğru. Bu ödüller yapılan projelerden dolayı ya da resmi anlamdaki çalışmalarımdan dolayı mülkamilerimizin onaylamış, onaylayarak vermiş olduğu ödüller ya da sivil toplum örgütlerinin vermiş olduğu ödüller. Ama benim için tabii ki en önemlisi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel merkezinden almış olduğum ödüller beni çok ayrı bir duygulandırıyor. Evet. Çünkü ne olursa olsun Türkan Saydın'ın, rahmetli Türkan Saydın'ın... Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yemin ediyorum aklımdan direkt o geçti. Biliyor musun? Söylesem mi söylemesem mi? Konuşma tarzınızdan hissettim yani. Devam edelim. Türkan, rahmetli Türkan Saydan hocamın açtığı yolda biz çalışmalarımızla biz bunları kazandık ve kazanıyoruz daha doğrusu bu tür ödülleri. Ve onun kardeşler çocuklarıyla birlikte yapmış olduğumuz proje çalışmaları bize bu ödülleri getiriyor. İnsanlar onun için onun hakkında ne kadar çok şeyler söylediler. Ama hiç kimse bunlara inanmayıp resmiyette bir takım kanalların söylemiş olduğu sözlere inanmayıp herkes gerçek Türkan Saydan'ın tanıdığını görmüş olmak bizi bu anlamda çok mutlu ediyor. Evet. Çünkü eğer o söylenenlere inanmış olsaydı hiç kimse çocuğuna bir kardelen bursu için tekrar talep etmezdi. Ya da hocayla ilgili yapmış olduğumuz yani onların misyonunu devam ettirerek yapmış olduğumuz çalışmalarımıza çocuklarını bize göndermezdi. Şimdi biz onun misyonunu devam ettirmek adına yaptığımız bütün bu çalışmalarda eğer bu hükümetin